Bugün size Norveç'te bir iş günüm nasıl geçiyor? Baştan sona bunu göstermeye çalışacağım. Haydi bismillah. Tam düz girmem lazım. Çünkü bizim Ekeri Dorsen'in... Burası bir lojistik terminali arkadaşlar. 12 tane adrese gideceğim ve bunların birçoğunu size göstermeye çalışacağım. Ha, bu da manzara. İşte tam 1,5 yıl olmuş. 1,5 yılda değer bu yani. Çocuk oyuncağı onun için de. Oo, araba yerden kalktı be. Bu sporun bütün her şeyini yapmak gerekiyor arkadaşlar. Tabii bu hadiseyi böyle oyalana yapmamam lazım. Buraya 2'ye atıyorum. Hadi bakalım. Görüşürüz. Bir şantiyeye geldim. Bakın şurada devasa kamyonlar var. Onları da birazdan göstereyim. Mikrodalga fırınımız var. Şunu 2,5 dakika 2,40 tamam. Sen ısın kardeşim. O ısınırken ben bir de kahve keyfim için kahvemi hazırlayayım. Gördüğünüz gibi kahve makinem var araçta. Arkadaşlar cümleten selamünaleyküm. Bugün size Norveç'te bir iş günüm nasıl geçiyor? Baştan sona bunu göstermeye çalışacağım. Umarım hoşunuza gider. Şu anda çalıştığım firmanın lojistik terminaline geldim. Gördüğünüz gibi benim Ekeri Dorse burada duruyor. Bu akşamdan burada yüklendi. Şu an yolculuğa hazır. Ne yapmam lazım? Malum bizim Iveco SV'yi. Bizim Tom'un dorsesinden ayırıp kendi dorseme bağlayacağım. Bunu da şimdi size göstereceğim. Arkadaşlar şimdi ben Iveco'yu çalıştırdım. Oradan ayırayım. Tom'un dorsesinden kendi dorseme bağlayayım. Bu aşamaları da size anlatarak göstermeye çalışacağım. Haydi bismillah. Ayakkabıyla biniyorum. Bunu hep soranlar oluyor. Arkadaşlar maalesef ayakkabıyla biniyorum. Çünkü gece şoförü arkadaş ayakkabısız çalışmayı kabul etmiyor. Ben de dezenfekte ederek bir miktar böyle şey yapmaya çalışıyorum. Neyse, onlar ayrı konu. Şimdilik önce aracı azıcık ileri alıyorum. Bu şekilde. Sonra ne yapıyorum? Aracın seviyesini indireceğim şimdi. Hafif de gaz verin ki. Ya kalıyorsun. Şu an arka minimumda arkadaşlar. Görüyorsunuz. Azıcık ileri alalım. Tamam. Şu anda kurtardım. Ne yapıyorum? Kendi dorseme, yani efsanevi Ekeri dorseme aracımı bağlıyorum. Iveco SV ile aşıkları buluşturuyoruz arkadaşlar. Ya bizim forkliftçi benim kamerayı görür mü görmez mi diye düşündüm de gördü Allah'tan. Şunduk. Şunu yapalım. Tam düz girmem lazım. Çünkü bizim Ekeri Dorse'nin bu bağlantı noktası çok kompleks bir şey. Bunu ben Dorse tanıtım videomda anlattım arkadaşlar. Ona bakarak izleyebilirsiniz. Şimdi ne yapıyorum? Yükseltiyorum. Tamam, yükselttim. Şimdilik tekrar geri alıyorum yavaş yavaş. Arkadaşlar bu işlemi yavaş yapmak zorundasınız. Evet, aşıklar şu anda buluştu. Şimdi ileri alıp kontrol edeceğim. Eğer araç gidiyorsa sıkıntı var demektir. Araç olduğu yerde pati çekiyorsa bağlantı doğru bir şekilde gerçekleşmiş demektir. Bakıyorum şimdi gaz vereceğim. Bakın öne atılıyorum ama araba durduğu yerde sayıyor. Bakın şöyle göstereyim. O zaman bağlantımız doğru gerçekleşmiş. Şimdi ne yapacağım? Aracı sürüş pozisyonuna getirmek için dorsenin ayaklarını indirmem gerekiyor. Kabloları bağlayacağım. Hava hortumu, fren hortumu, arkadaki liftin elektrik bağlantısı, ABS kablolarını bağlayacağım. Sonra aracın içindeki yükleri kontrol edeceğim. Var mı bir sıkıntı diye. Bu arada 3. aks havada, onu da bir indirelim. Onu bilerek kaldırıyoruz. Ben kaldırmayı tercih etmiyorum. Tom hep kaldırıyor. Rampaya yanaşması kolay oluyor diye. Şimdilik rutinimize başlıyoruz. Ben şimdi şu bağlantıları falan yapayım arkadaşlar. Ondan sonra size
aracın içini de göstereceğim. İçeride nasıl manzara var, nasıl mallar var. Ona beraber bakacağız. Bu arada hava -5 derece. Yani var ya, elim, parmaklarım dondu yani. Bakın böyle kıyafetim çok güzel aslında. Hiç buralarım falan üşümüyor ama elim dondu. Arkadaşlar şu an terminalin içine geldim. Burası bizim gördüğünüz, bakın her şehrin listesi ayrı tutuluyor. Benimkisi burada. Bakın üstünde Eno ve Murat diye yazmışlar. Yani kimse kimseninkini almasın, karıştırmasın diye. Şöyle etrafı göstereyim. Burası bir lojistik terminali arkadaşlar. Bildiğiniz böyle Türkiye'dekiler gibi. Şimdi benim araç 13 numarada duruyor. Bakın benim zaten Mandal, Lindesnes, Lingdal diye yazıyor. Bu 3 şehre ben dağıtıyorum. 13 numara benim port. Bizim Dorse burada. Bu da benim yavrular. Şöyle içeriye bir göz atalım. Bugün 12 tane adrese gideceğim ve bunların birçoğunu size göstermeye çalışacağım. Bugün böyle tamamen iş üzerine bir içerik hazırlamayı düşünüyorum. Gezmesi tozması az olabilir ama en azından işi görme adına, yani nasıl tırcılık, nasıl bir meslek, nelerle uğraşıyoruz, Avrupa'daki tırcılıkla Türkiye'dekilerin farkı ne, bunu böyle anlatmaya çalışacağım biraz. Gördüğünüz gibi mallarımız yerleştirilmiş. Şöyle kısaca bakıyorum ne var ne yok diye. Şurada bir tane makine parçası var. Çok ağır bir şeye benziyor. Önde parkeler falan filan var. Şu şekilde. Ben kargo dağıtıcısıyım. Bu araç bir kargo aracı. Her ne kadar tır da olsa. Boyutları tabii ona göre dağıttığım araçlarım. Ben mağazalara böyle teslimat yapıyorum. Şimdi şu rampayı bir indirelim. Onu da göstereyim size. Şimdi bu rampa ayar zımbırtısı var. Bakın şimdi. Şuna basılı tutuyorum. Şu an ayrıldı. Havaya kalkıyor. Kurtardı ayağı da. Bırakıyorum. Bakın bıraktım şu anda. O seviyeye oraya gelecek. Şu portu da kapatalım. Şuradan. Port da kapanıyor. Ben şimdi araca geçeyim. Dışarıda var ya böyle gün doğumu var şu anda. Çok güzel. Bu manzarayı da sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Evet, Arendal şehrinde bakın gün nasıl doğuyor. Şu an saat 6.30. Güneş doğuyor. Bakın şuradan. Bir tane V8 canavar geliyor. Bu yeşilli kırmızılı olmasının esprisi şu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şuradaki kamyonlar da aynı şekilde kafaları. Bu bizim, yani bu çalıştığım firmanın, benim kendi firmam değil ama ben bu firmaya araçla beraber kiralık durumdayım. Bu firmanın araç tasarımı yüzü. Bütün arabalarının görseli aynı gördüğünüz gibi. Bu da manzara. Hatta ben de öyle manzaraya bir geçeyim de kardeş. Ben de gireyim bu kareye ya. Belki ekran fotosu yaparım. Evet. Şimdi yolculuğa çıkacağım. Ne yapacağım? Hemen. Bu Scania'larda bunlar kolacı arkadaşlar. Pepsi'ci. Görüyorsunuz böyle. Bunlardan 8 tane var. Böyle bunlar da yine buradaki şehirlerin dağıtımını yapıyor. Dorsayı çekeceğim. Arkadaki lifti kapatacağım. Şöyle. Ondan sonra yolculuğa başlayacağım. Biraz da yolda konuşalım. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Şu anda bütün kontrollerimiz tamam. Her şey yolunda. Yola çıkıyoruz. Allah'ın izniyle. Allah kaza bela vermesin. Hiçbir kardeşime de aynı zamanda. Bütün yolda olanlara. Bu benim günlük her gün, her Allah'ın günü yaptığım rutin arkadaşlar. Her gün sabah çekiciyi Tom'un dorsesinden ayırıyorum. Kendi dorseme bağlıyorum. Dorse bağlantılarını yapıyorum. İçerideki yükleri kontrol ediyorum. Teslimat makbuzlarımı alıyorum. Ondan sonra huzurla yola çıkıyorum. Kafam rahat bir şekilde. Bu manzara her zaman değişiyor tabii yani. Karı oluyor, kışı oluyor, yazı oluyor falan. Aslında yazın çok güzel. Mesela yazın güneş burada Norveç'in güneyinde saat 4'te doğuyor. Ben buraya geldiğimde saat 6'da, ben 6'da geliyorum. 6-6 çeyrek gibi geliyorum. Böyle bildiğin günlük güneşlik oluyor hava. Bak sıcaklığını demiyorum ama. Aydınlık anlamında, ışık anlamında gayet aydınlık oluyor. Böyle sanırsın saat 11 gibi yani gündüz. Ama kışın oluyor. Arkadaş 9'da doğuyor güneş. Mesela aralığın böyle 20'sinde en uzun
günü olan zamanda. 3'te batıyor. Yani. Onun için yazlarını ben daha çok seviyorum Norveç'in. Kışını da seven de var. Yani bunlar karda kışta oynamayı çok sevdikleri için genelde kışını seviyorlar ama ben yazın daha çok seviyorum. Şimdi araçla ilgili biraz bilgi vereyim. Burası kontrol istasyonu arkadaşlar. Bizim Arendal şehrimizin, yaşadığım şehrin. Şu an adam sola sinyal verdi. Ona yol vermek zorundayım. Geçiş hakkı solda olduğu için soldan bir van geliyor. Ona da izin vermem lazım. Tamam. Burası aynı zamanda trafik şube. Trafik sınavları falan burada yapılıyor. Devam edeyim. Araçla ilgili bilgi veriyorum arkadaşlar. Şu anda aracımızın 16 Mart 2023 Perşembe günü itibariyle kilometre değeri 228.111. Yani arabayı 228.000'e getirdik arkadaşlar. Araç haftada 3700 falan işte. Ayda da 15.000 atıyor. Yani biz gece gündüz çalıştığımız için bu çok yüksek bir kilometre yani. Şundan dolayı bu araç 2021 Eylül çıkışlı trafiğe. Şu an 2023'ün Mart'ındayız. İşte tam 1,5 yıl olmuş. 1,5 yılda değer bu yani. Canavar gibi biniyoruz. Yani hayvan gibi biniyoruz arabaya. Ama çok şükür böyle yolda kalmıştığımız çok büyük sıkıntı yaşattığı yok. Ufak tefek sıkıntıları var ama bazen oluyor. Ama genel olarak Iveco S-Way'den memnunum. Kullandığım araç S-Way 570 6x2 3 dingilli bir araç. Ama çekiş tek tekerde var. Kilometre bilgisi bu şekilde. Aracımızın yük durumuna bakalım hemen. 10-10-20 8 de oradan bir de oradan. 29 ton toplam ağırlığım 29 ton. Bunun 20 tonu araç. Boş ağırlığım 20 ton arkadaşlar. Üzerine de 9 ton mal koymuşlar. Şu an toplam yüklü ağırlığımız 29. Benim bu kombinasyonumda yani 3 dingilli çekici artı 2 dingilli Dorse toplam 5 dingilimiz var. Bu araçta benim yasal taşıma iznim 43 ton. Onu da söyleyeyim. Bu arada Instagram'da ben böyle gün içinde farklı şeyler taşıdığım zaman, ettiğim zaman veya çok yüklü olduğum zaman falan onların videolarını da atıyorum. Hikayelerden takip edebilirsiniz. Şöyle Kuzey'in tırcısı Murat yazarsanız oradan da bol bol gün içinde her gün Murat ne yapıyor, nereye gidiyor, ne taşıyor, ne ediyor, ne teslim ediyor. Bunları görebilirsiniz. Güzel içerikler var. Hatta son 1-2 haftadır çok güzel reels içerikleri oluşturuyorum. Bir yol hikayesi diye bir şey yaptım mesela öyle. Aklıma esti. Tahmin etmediğim kadar tuttu yani. Umarım beğenmişsinizdir. Böyle yorumlara yazabilirsiniz buraya da. Şimdi bugün dediğim gibi 12 tane adrese gideceğim. Ben olabildiğince adreslerde de size nasıl malı indiriyoruz, ne yapıyoruz bunları da göstermeye çalışacağım. Böyle yolda çok fazla çekmemeyi düşünüyorum ki video çok uzun olmasın diye. Kanalıma yeni gelen arkadaşlar varsa ve beğeniyorsa, şu ana kadar izlediği kısmıyla beğenmişse bundan sonrasıyla alakalı haberdar olmak için lütfen abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Ve daha önceki videolarımı da mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. İki şey var benim kanalımda bulabileceğiniz. Birincisi Norveç. Norveç üzerine birçok konu bulabilirsiniz. Her videomda bir konuyu işlemeye çalışıyorum. Ve tırcılık üzerine de konular anlatıyorum. Veya sadece salt tır vlog sevenler varsa bu kanal tam size göre arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Videoları beğeniyorsanız beğenmeyi de unutmayın. Beğen butonuna basabilirsiniz. Bu size bir şey kaybettirmeyeceği gibi bana da çok şey kazandırıyor. YouTube'un beni önermesini arttırıyor başka insanlara da ulaşmam adına. Size güzel içerikler hazırlayabilmem adına bu videoların izlenmesi benim için önemli. Motivasyon oluyor bana da yani. Evet arkadaşlar. İlk teslimat noktama geldim. Numara 1 ile başlıyoruz. Şöyle şimdi forkliftçi de geliyor göreceksiniz. Size bu aksiyonu bir çekelim. Come on. Günaydın diyor. (Gülüyor)
bakayım. Böyle elimdeki cihazla tek tek okutuyorum bütün malları ki kayıt altına alıyoruz her şeyi. Zaten dünyanın her yerinde bu sistem aynı. Yani lojistik sektöründe o hani sizin işte şuradan buradan tren yoldan hepsi buradan alışveriş yapıyorsunuz. Sonra diyor ya malınız şurada burada falan. Ha işte onun hepsi şu elimdeki bu alet sayesinde oluyor. El terminali. Bu sisteme bağlı. Okuttuğum anda hem sisteme, ana merkeze hem de eğer böyle internet üzerine alışveriş yapan bir mağazaysa onlara müşterilerine bildirim atıyor. Tabii bizde öyle bir şey yok. Biz sadece sisteme kaydediyoruz. Evet. To, ya, yeah, sure, held in. Ya. Ya, no are the great. Diyor ki az önce işte arkasında palet var mı sadece önde mi dedi. Dedim arkasında palet var. İçeriye tamamen sür dedim içine kadar. Onu konuştuk. Arkadaşlar şimdi ihale büyük. Burada iki tane makine parçası var. Ve bunu ben benim yak getirenlerle kaldıramam. Dolayısıyla burayı açacağız. Bakacağım. Bu arkadaşa. Ya D2 olsa. Arkadaşı aldırmaya çalışacağız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar her şey güvenlikli yani. Öyle bayır aşağı malı yükleyip basıp gitmiyoruz. Böyle sargılarla, spanzetle sarıyoruz ki kaymasın, sallanmasın. Çünkü bunlar şu mesela 700 kiloymuş. Ondan sonra bu arkadaş herhalde bir tondan fazladır. Bu arkadaş 1386 kilo. Büyük ihtimalle bunun için koca olanı kullanacağız. Onu size göstereceğim. Büyük forklifi aldı arkadaşlar. Çalıştı şu anda. Geliyor. Kadraja girecek. Böyle ilgilenen arkadaşlar varsa söyleyeyim. Forkliftin markası Linde H100. Linde Hatay'ın H'si 100. Şimdi ikisini birden alacak. Şu an kaldıracağı yük toplamda 2 tonun üzerinde. Ama hiç problem yok. Bu yavru 10 tona kadar kaldırıyor. Vay 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 vay. Evet hadi bakalım. Kaldıracak şimdi. Çocuk oyuncağı onun için de. Oo araba yerden kalktı be. Okey. Alt ergreit. Her şey yolunda. Tamam. Buraya dikkat et. Basbihar. Okey. Tamam. Yes. Evet, koca olan işi tamamladı. Benim buradaki işim sona erdi arkadaşlar. Şimdilik ben
şu ortalığı bir toparlayayım, malların sayımını yapalım. Ondan sonra yolculuğa devam edeyim. Bu arada şaka maka, arabanın 3'te 2'si boşaldı. Çok mutluyum şu anda. Acayip mutluyum. Bir tane de Iveco S-Way kamyon geldi şimdi buraya. Burası çok büyük bir şirket. O da şimdi önünüzden geçiyor. Bu da kamyon, Nurlines diye bir lojistik firmasına ait. O da buraya benim gibi her gün sabit teslimata geliyor. Buraya benim sabit noktam arkadaşlar. Hadi bakalım, hayırlısı. İşlem tamam kardeşler. Römorklarda gördüğünüz Yenfix diye bir yere geldim. Buraya bir mal bıraktım, iki kutu. Onu çekmedim. Şimdi bir diğer adresime gidiyorum. Şu an Güney Norveç'in Mandal şehrinde dağıtıma devam ediyorum. Sizin için çift kamera çekime geçtim şu anda. Kendimi değil de ortamı göstermek için. Bir kamera üstte. Herhalde onu da görüyorsunuzdur. Burası bir endüstri bölgesi. Böyle özel bölgeler var yani, aynı Türkiye'de olduğu gibi. Buralarda sadece sanayi var işte böyle. Veyahut da yapı marketleri falan filan var. Kardeşim. Yani öyle bir geliyorsun ki. Öyle bir geliyorsun ki. Tamam, kurtardık. Şimdi bu dış kamerayı şundan koydum. Az sonra bir yere geri yanaşacağım ama ana yoldan böyle ana yolu kapatıp kilitleyip öyle yanaşacağım. Dolayısıyla seyir zevki oluşturacağını düşündüğüm için böyle yapayım dedim. Ben şu sileceği sürekli çalıştırsam mı anlamadım ya. Evet, tamam. Çünkü bazen siliyor, bazen silmiyor, anlamadım. Bakın buralar, şurası Mandal Machinery yazan yer. Bir demir döküm, işleme sanayi gibi bir yer. Bu önümdeki gri mavi bina belediyenin teknik, fen işleri diyoruz ya biz Türkiye'de. O fen işleri. Bakın bir tane. Bu Posten, buranın PTT'si arkadaşlar. Soldaki kırmızı kamyon. Şimdi arka kameradan da veririm. Görürsünüz şu an. Şu gördüğümüz araç. Evet, şimdilik spora başlıyorum. Mandal şöyle servis. Şu karşınızda gördüğünüz gri, kahverenginden sonraki gri bina. Buraya geri yanaşacağız bakalım. Yolu kapatacağız. Arkamı kontrol ediyorum. Kimse gelmiyor. Böyle hadiseler. Yani bu sporu yapmak için bu sporun bütün her şeyini yapmak gerekiyor arkadaşlar. Şimdi sizi arka kameraya alayım. Geri yanaşayım bakalım şuraya bir. Tabii bu hadiseyi böyle oyalana yapmamam lazım. R2'ye atıyorum. Arabada R1, R2 var. Şu an 7 kilometre, 8 kilometre hızla böyle temkinli bir şekilde yanaşıyorum. Oyalanmadan dediğim gibi. Çünkü burası bir yol. Yolu engellemek istemiyorum. Tesireye bir tekrar alıyorum. Ve gördüğünüz gibi şu an buraya yanaştım. Şimdilik ne yapacağım? 10 kiloluk bir koli varmış. O koliyi sizinle beraber bir teslim edelim. Herhalde kadraja girmişimdir diye düşünüyorum. Aynen. Şimdi koskoca tırla teslim edeceğim malzemeye bakın arkadaşlar. Koca tırlam teslim edeceğimiz malzemeye bak. Şok olacaksınız. Geldim. Ha bu paket işte. Bu koca tırlan. Şu paketi bırakmaya gidiyorum. Ben bunu bir bırakayım geleyim. Burası Pittu arkadaşlar. Şimdilik nereye gidiyorum?
bir tane yapı markete gidiyorum. Onu da çekeyim hazır başlamışken böyle. Orada da çekim yapayım. Kamerayı ben ayarlarım ona göre. Bir de ona teslimatımı göstereyim size. Üçüncü adresimi bitirdim şu anda. Devam ediyorum. Bu arada saat 9.26 olmuş. Hava sıcaklığı 5 derece olmuş. Yağmur yağmaya başladı. Bakalım nasıl olacak. Şak. Evet. Şu an buradan çıkış yapıyoruz arkadaşlar. Tekrardan ana yola doğru şöyle bir çıkalım. Hala sanayi bölgesinin içerisindeyim. Organize sanayi diyorlar ya. Endüstri bölgesi pardon. Yolum çok kısa. Yolum çok kısa. Hemen varacağım. Çünkü benim kargo aracı olduğu için genelde adreslerim yakın oluyor. Yani bir şehrin içinde hep genelde böyle yakın mevkilere dağıtıyorum. Böyle endüstri bölgelerine. Malum sokak aralarına böyle tırla çok giremeyiz. Girdiğimiz de oluyor ama işte sağ olsun arkadaşlar. Geldim. Şu an alana giriş yapıyorum arkadaşlar. Şimdi tabelasını falan göreceksiniz. Büyük ihtimalle. Kapısı biraz dar bizim için. Neoman Big diye bir yer. Yani yapı market burası. Şimdi ben tırı şöyle kamera açısına da girecek şekilde bir yere yanaştırayım. Forkliftçi dayıyı çağırayım. O dayı da paletini alsın. Bir palet mal var. Şöyle kamerayı şöyle koysam gözükür mü acaba? Ben şöyle açayım. Rahatça alabilsin. Ya bu dorseyle çalışmayı seviyorum. Neden? Abi kapaklı dorse harika bir şey ya. Aynı zamanda bu dorse termo özelliği var ama termo king takılı değil. Çünkü ben gıdamı daha vesaire taşımadığım için öyle bir ihtiyacım yok. Evet. Şimdi şöyle ben malı buraya koydum. Büyük ihtimalle şu an görmüyorsunuz ama az sonra forkliftçi alınca göreceksiniz. Evet. Şu an işlem gerçekleşiyor arkadaşlar. Güzel makine ha. Şimdi imzamızı da attıralım. Kayıt işlemleri için. Due to then o den alok. O den elden small pakken. Then o boş ya. Kayıt o. Yes o. Signatür. Bayol. Yok. Okey. Ya tak var ya. Tak sıkırma. Hadi hadi. Hadi hadi. Evet Yon'muş arkadaşın ismi. Hem imza alıyoruz hem ismini de kaydediyoruz ki sonra sıkıntı olmasın diye. Şimdi şu transpaletin sabitlemeyi unutmuşum. Şu an arkadaşlar 4. adresimizi de teslim ettik. Devam ediyoruz. Bir sonraki adrese. Bakalım nasıl olacak. Hadi bakalım. Görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz şu mağazaya geldim. Monter. Şu arkadaş gelip alacak şimdi. Ulav ismi. Şunu teslim edeceğim. Ve üzerindeki kutuları. Burayı bitirdikten sonra aslında çok bir şey kalmıyor gördüğünüz gibi. Ama adres sayısı olarak o kutuların her birisi oraya bir yere, bir yere, o küçük olan bir yere, şu altta var bir tane bir yere. Bunların hepsi böyle ayrı ayrı teslim edileceği için mecburen o adreslere gideceğim. Yapacak bir şey yok. Şimdi siz onu izlerken ben de ineyim aşağıda kayıt işlemlerini yapayım. Evet sevgili dostlar. İsminde yazalım Ulav. Şimdiki Mandal şehri böylece sona ermiş oldu. Bu şehri tamamladım.
Buradan bir 20 kilometre ötede ülkenin batısına doğru olan Lyngdal şehrine devam edeceğim. Bunlar da orada açacağız. Şu iki palet gördüğünüz, şu Hydra yazan. Bunlar arkadaşlar yol yapım çalışmalarında kullanılan ekipmanlar var içerisinde. Böyle köprü direklerine takılan bir şeyler var herhalde. Böyle şey için. Bu jeofizikçiler falan bilir de ben bilmiyorum. Böyle sarsıntıları bilmem ne absorbe etmek için kullanılan sistemler var. Onlardan var. 500 kilo şu paletin ağırlığı. O ikisini göstermeye çalışırım. Yol yapım çalışması alanı çünkü böyle yol değil yani. Trafiğe kapalı alan. Sadece özel izinle biz taşımacılar girebiliyoruz. Telefon edip falan. Oraya gidince orada gösteririm. Oradan sonra bakalım nasıl gelişecek hayat. Görüşürüz. Ben şu kapıları bir kapayayım. Arkadaşlar şu anda bir şantiyeye geldim. Bakın şurada devasa kamyonlar var. Onları da birazdan göstereyim. Ya burada mal indireceğim. Normalde her zaman geliyorum buraya. Hep şunların içinde birileri oluyor. Yahu bir Allah'ın kulu yok ya. Şu paleti indireceğim. Geçen geldiğimde böyle olmuştu. Şu yola indireceğim. Koyacağım şuraya. Onlar geldikleri zaman, keyifleri çattığı zaman gelir. Ya şundan dolayı. Bunlar otoban çalışması olduğu için şu yukarıda dağlarda, taşlarda bir şeyler patlatıyorlar, matlatıyorlar. Oralarda çalışıyorlar. Herhalde buraya çok az geliyorlar. Denk getirmen lazım. Veya tam böyle işte mola saatine falan mı gelmek lazım bilmiyorum. Bak bir tane eleman geldi ama kesin selam falan vermez yani hiç. Burada kendi içini kendi göreceksin. Allah'tan arabada lift var da yani öyle indirebiliyorum. Ben şu malı indireyim. Hatta ben şöyle size bunu göstereyim. Daha güzel olur. Daha aksiyon katılsın olayın içine birazcık. Şöyle korkuyorum bir kamyon çıkacak. Ezecek diye de şöyle de göstereyim. Bakın şantiye kamyonları hayvan gibi canlı. Yani. Benim İvek onun yanında şey gibi karınca gibi kalıyor. Evet. Şöyle güzel çekecek bir yer. Her yerde kar bu arada. Şöyle herhalde alır. Aynen. Siz beni buradan böyle bir izleyin bakalım. Şimdiki kumandamızla, oyuncağımızla böyle şöyle oynayalım. Çok soğuk. Soğuk odalar harbiden yani burası. Malzeme de çok ağır canına yandığımın. Yani 500 kilo. Ama yola atacağım, devam edeceğim. Yani. Ya öyle mi yapsam, böyle yapsam. Şöyle yapayım daha iyi. Arabayı yani çıkıp giderim. Hızlı bir şekilde basar giderim. Evet. Of. Şu kenara doğru koyayım da arabaları etkilemesin. Bismillahirrahmanirrahim. Yes. İşte tamam. Ulan var ya bir indiremesen paletin üstünde bir kalsa şey liftin üstünde bir kalsa orada kalacağım yani. Şimdi şunun da kayıt işlemini yapalım buraya getirdik diye. Allah'tan buradaki adamı tanıyorum da ben onlara yazarım. Şu kağıdını da adamlara teslim edek şuraya. Kardeş siz gelince bakarsınız. Tamam. Şu türevi toplayalım şimdilik. Ondan sonra yolumuza devam edelim. Arkadaşlar şu anda da
Lyngdal şehrindeki Monter mağazasına geldim. Az önce mal teslim ettiğim yerin diğer başka bir şubesi. Buraya bunu vereceğim. Ha bunu. Bu kutu için bu şehre, bu dükkana geldim. Gerçekten akıl alır gibi değil. Bir tırla niye ben bu kutuları taşıyorum bilmiyorum. Bakın. İçinde de var ya. Yani bilmiyorum çok 250 gramlık bir ürünmüş arkadaşlar. 250 gram bir ürün içinden 20 tonluk tır tercih edilir. Bunu size bırakıyorum. Ben bunu teslim edeyim. Sonra bir tane durağım kaldı teslim için. Ondan sonra yüklemeye gireceğim. Bakalım yüklemede ne yükleyeceğiz. Beni takip edin. Arkadaşlar şu anda öğle molası için bir dinleme tesisinde durdum. Camlar falan buğulandı gördüğünüz gibi. Çünkü Webasto'yu çalıştırdım şu an. Şuradan. Gerçi buradan da görebilirsiniz. Bu Webasto'nun tuşu. Arabanın iç sıcak kazandı. Onun için çıkarttım. Rahat rahat oturayım diye. Şimdi yemek yiyeceğim. Bu koltuğu çevirdim böyle. Beraber bakalım nasıl yemek yiyoruz. Şurada mikrodalgamız var. Onu açıyorum. Şuradan yemeğimi alayım. Bakalım menüde ne var. Ops. Şöyle. Sizlerle birlikte. Hop. Açılıyor. Evet. Bugün taze fasulye ve bulgur pilavı var. Sağ olsun. Eşim yapmış. Çantamıza koyduk, getirdik biz de. Ops. Şöyle koyalım. Mikrodalga fırınımız var. Şunu 2,5 dakika, 2,40 tamam. Sen ısın kardeşim. O ısınırken, hatta şunu kapatayım ışık gitmesin. O ısınırken ben bir de kahve keyfim için kahvemi hazırlayayım. Gördüğünüz gibi kahve makinem var araçta. Bu kapsül makinesi. Bu da filtre kahve. Bu arkadaş aracın kendine bağlı. Bu da ben şirketten rica ettim sağ olsunlar. Bana böyle bir tane inverter istemiştim. Tamam dediler Murat. Seni kırmayalım dediler. Inverter taktılar arabaya. 220 volt prizm var. Bir de sizin için böyle gördüğünüz gibi GoPro'ları şarj etmek için sistemim falan var burada. Mikrofonları vesaire. Şimdi ben şu kahvemi hazırlayayım. Şu kapsülümüzü alıyoruz arkadaşlar. Şu zımbırtıyı açıyoruz. Bu kahveyi buraya yerleştiriyoruz. Sonra bunu takıyoruz. Bu gördüğünüz gibi kullanıma hazır. Az önce açmıştım ben. Bu bardağın şekline, şemaline çok takılmayın. Bir ara bunun muhabbetini yapmışsınız. Ya ben bardağın şeklini çok önemsemiyorum. Yani resmini, şeklini, şemalini. Şuradan şekerimizi falan alalım. Bunun üzerinde kaç tane yazacağının şekli var. Bu kahve makinesi birçoğunuzda vardır diye düşünüyorum. Yani görmüşsünüzdür. Şimdi mesela diyor ki 6. kademeye getir. Bunu buradan 6. kademeye getiriyorsun. Sonra sıcağı basıyorsun. Bu arkadaş alttan böyle senin kahveni veriyor. Bu da böyle bir makine. Yani bu aynısı benim evimde de var. Kahve içmeyi çok sevdiğim için arabaya da aldım bir tane. Filtre kahve makinesi de var ama filtre kahve güzel kaliteli kahve olması lazım. Tadının böyle damağınızda güzel kalması için. Onlar da pahalı oluyor. Onun için bunu tercih ediyorum. Bu daha ucuza geliyor bana. Kaliteli, güzel de seçenekleri bol. Bakalım. Şimdiki kahvemiz hazır. Bakalım nasıl olmuş. Gördüğünüz gibi. Oo, kahvem hazır. Bakayım mis gibi kokuyor. Şu yemeğe bakalım. Ne kadar oldu. Yemeğin 40 saniyesi var. O zaman ben soframı kurayım. Şimdi arkadaşlar şuradan ıslak mendilimi alayım. Şuradan havlu kağıdımı alayım. Yani masam yok. Neden masam yok? Çünkü sağ olsun sevgili Iveco mühendisleri burayı masa yapma yerine elektrik panosu yaptıkları için. Yani şöyle panonun üstünde yemek gelmiyor yani. Burası öyle masa gibi bir yer de değil. Hani daha düzgün yapabilirlerdi bence ama düşünmemişler. Bu çok saçma olmuş. Ben de mecburen ne yapayım? Ama şu koltuğu çevirme özelliği iyi olmuş. En azından bunu düşünmüşler. Buraya koyuyorum. Evet, yatılan yerde yemek yenir mi? Yenmez. Ama dışarıda şu an yemek yiyecek durumda değilim. Çok soğuk dışarısı. Hava bilmem kaç derece. Bu arada mikrodalgalandı sinyalimizi aldık. O yemeği de bir çıkartalım. Dur kardeşim. Ops. Evet. Bu da ısınmış. Ben yemeğimi burada yiyorum arkadaşlar. Kahvemi de burada içiyorum. Ondan sonra zaten mola bitmiş olur. Bu arada saat kaç ben size onu söyleyeyim. Saat 2'ye 10 var. Ben 10 dakikada işimi bitiririm. 2'de buradan çıkarım. Arendal'a varınca veya varmaya yakın ben kamerayı açarım. Sonra günün kapanışını orada yaparız. Bu arada bir selam göndermek istiyorum. Ocak ayında bir kardeşime söz vermiştim ama
Bu araya deprem falan filan girince unuttum ben. Sonra böyle eski mesajlara, böyle geçmiş fotoğraflara falan bakınca ekran görüntüsü almışım unutmayayım diye. Emin Yüksel. Kardeşim nereden dinliyorsun bilmiyorum ama izliyorsun. İnşallah selamımı alırsın. Sana da buradan kucak dolusu sevgiler. Evet arkadaşlar. Günü bitirdim şu an. Şöyle göstereyim. Arabayı sabah aldım bir bakın 14, 13. perona. Benim peronuma yanaştırdım. Hava da böyle bakın. Ya bir sabah gelirkenki havaya bakın. Bir de şimdiki havaya bakın. Saat şu anda gördüğünüz gibi 4:20 geçiyor. Dışarıda çekmek istemedim. Çünkü gerçekten yoruldum yani. Karla mücadele etmekten şu son 3 saattir hep bu şekilde sürüyorum. Hep kar var. Hep böyle sürekli silecekler çalışıyor falan. Yordu yani. Görüş açısı bazen böyle kısıldı. Ondan böyle içeride bitirmedim. Bir de şimdi arabayı park ettim falan filan. Dorsiyeyi ayırdım vesaire. Onlar da yordu beni. Şu an tam böyle pilimin bitme noktasına geldim yani. Şarja takın diyor beni. Sinyal geliyor. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hala abone olmayanlar varsa bir zahmet abone oluversin diyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi de unutmayın. Like atmayı unutmayın. Bunlar benim için çok önemli. Herkesten bir anı saklar bu yollar. Sizler sevdiklerinizle mutlu mesut bu yollarda hep güzel anılar biriktirin. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayırlı günler.